Tabii söylenecek çok fazla bir şey yok. Çok ağır bir mağlubiyet aldık. Aslında konuşabileceğimiz tek kısım maça başlangıç şeklimiz. 10-15 dakika üst üste kornerler, iyi geçişler, iyi ataklar gerçekleştirdik. Son haftalarda evet maç kazanıyoruz ama çok gol attığımız kadar çok da kolay goller yemeye başladık. Bireysel hatalar ön plana çıkmaya başladı. Bununla ilgili daha fazla çalışmamız gerekiyor. 1-0'dan sonra Galatasaray'ın kalitesi sahada çok fazla ağır bastı. Burada da çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar seyirciyle beraber. Çok coşkulu oynuyorlar. Zaten ikinci yarı çok yapacak bir şeyimiz kalmadı. Sadece skoru korumaya çalıştık. Oyuncularım müthiş bir sezon geçiriyorlar. Arada böyle kazalar olabilir. Bizim şimdi ayağa kalkıp sadece çarşamba günkü Kasımpaşa maçına konsantre olmamız gerekiyor. Sorularınız varsa alabiliriz. Hocam iki hafta içerisinde dört tane çok önemli maç var. Trabzonspor, Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Galatasaray'la oynadınız. Sizin küme düşme korkunuz yok. Oldukça uzaklaştınız. Ligden altına ekleme iddianız da biraz daha zor durum. Evet. Burada rotasyonu bu yoğun fikstürde Türkiye Kupası'ndan yana kullandınız. Yani Fenerbahçe maçında daha çok Gavranoviç ilk defa oynadı çok uzun bir aradan sonra kaleci değiştirdiniz. Kupadan Avrupa'ya gitme ihtimali daha yüksek değil miydi? O rotasyon tercihinizin sebebini çok anlayamadım. Ben Fener maçında rotasyon yapmadım. Fener maçında az kadroya yakın bir kadroyla oynadım. Zaten daha önceki kupa maçlarındaki kadroya dikkat ederseniz Antalya maçında Bilal oynadı evet kupada ama ondan önceki lig maçında kalede Cenk oynadığı için Bilal kupa maçında oynadı. Bütün kupa maçlarında normalde ikinci kalecimi oynatıyorum ben. Zaten Cenk'e de Bilal birinci kaleci olduğu için sezon başından beri Cenk'e de kupada finale kadar da gitsek seninle oynayacağız dedim. Yani bunda çok büyütülecek bir durum yok. Yani nesi yanlış anlaşıldı bilmiyorum ama rotasyonda yapmadım. Yani Gavranoviç bu ligin en kaliteli santraforlarından bir tanesi. Arka adale sakatlığı yaşamıştı. Bir 4-5 maç aramızdan ayrı kaldı. Ama Fenerbahçe maçında neredeyse ideale yakın her zaman oynadığımız bir kadroyla sahadaydık. Fenerbahçe maçında rotasyon yaptığımı kim, nereden, nasıl düşündü bilmiyorum ama ideale en yakın kadromuzla sahadaydık. Sadece orada bilerek oynatmadığımız, Bilal'i oynatmadık, Cenk'i oynattık. Başka soru var mı? Burhan Canter, Sporsel. Hocam ağır bir skor ama ben mücadeleniz için tebrik ederim ortaya koyduğunuz futbol için de. İlk 15 dakika sizin de belirttiğiniz gibi aslında çok pozitif bir Kayseri oyunu vardı. Cardozo'yu demarke pozisyonda topla buluşturmaya çalıştınız sürekli bir geldi bana. Evet. Maç öncesi maç analizini yaparken Galatasaray'ın hangi bölgesine yöneldiniz daha çok? Evet. Biz ya zaten uzun zaman bütün maçları seyrettiğimiz için Galatasaray'ın oyununa da çok hakimiz aslında. İyi de analiz yaptığımızı düşünüyoruz. Yani savunma arkasına özellikle ilk topu kazandığımızda birinci ve ikinci bölgemizde adam eksilterek veya olumlu pasta çıkarak çok iyi geçişler, savunma arkasına çok rahat geçişler yapabileceğimizi düşünüyorduk açıkçası. Evet, Cardozo ile bir kere gittik. İyi maçın başındaki organizasyonumuz, santra organizasyonumuz, korner organizasyonlarımız çok iyi işledi. Yani neredeyse 15 dakika hiç bir Mertens'in herhalde uzak mesafeden bir şutu vardı. Kalemizde bir tehlike yaşamıyorken ayağımızdaki toplardan goller yedik. Yani bazen olabiliyor bunlar. Planımız aslında maçın başında tutuyor gibi gözüktü ama 1-0'dan sonra çok kolay dağıldık. Bunu yapmamamız gerekiyor. Yani daha ideale yakın bir kadroyla da aslında sahaya çıkabilirdik bugün. Bildiğiniz gibi deprem felaketinden sonra bunu üzülerek söylüyorum. Bütün takımlar 9 yabancı ile oynarken biz transfer yasağımız olmasına rağmen yine 8 yabancı ile oynamak zorundayız. Biz bugün 3. Türk'ü bulmak için aslında kafamızda maç planındaki ideal kadrodan yine bir eksik oyuncu ile feragat ederek başlamak zorunda kaldık. Yani o hak bize tanınabilir miydi bilmiyorum. Yani transfer yapmadan en azından biz de sahaya 9 yabancı ile veya farklı bir şekilde çıkarılabilirdi. Hem sezon başı çok mağdur olduk transferin olmaması. Tabii ki bilerek geldik. Şartlar, kadromuz iyi çalıştık. Bugüne kadar çok iyi getirdik. Ama bugün sahada daha güçlü, daha bir tık daha sağlam bir takımla 11'imiz olabilirdi. Ama işte diğer takımlara verilen hak maalesef bize ve bir de sanırım Giresunspor'a verilmedi. Biz eşit şartlarda biraz mücadele edemiyoruz maalesef sezon başından beri. Sorunuz yoksa. Son soru alalım.
Hocam tebrik ediyorum Levent Düzemen. Teşekkür ederim Levent abi. 15 dakika iyi oynadınız. Bizler maçı izlerken çok etkili pas yaptınız. Hücuma çok etkili çıktınız. Galatasaray çıkarmadığını gördük. Ama bir gerçek olan bir şey var. Icardi'nin birinci golünden sonra momentumu kaybettiniz. Yani bu oyunculara müdahale ettiniz. Nasıl oluyor böyle bir şey yani? Sonuçta iyi oynayan bir takım bir golle bu kadar kolay dağılmalı mı sizce? Tabii ki de dağılmamalı. Yani sezon başından beri aslında hiç dağınık bir görüntü verdiğimiz maç hatırlamıyorum. Geriye dönük bir Karagümrük maçı çok bireysel hatalarla gol yemiştik. O maçta da çok maçın içine giremedik. Burada aslında bir Anadolu takımının şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı yapabileceği en iyi başlangıcı yaptık bence. Yani sağ kenarında açıkçası biz de hocalarla tamam planımız tuttu, işler işliyor. Ama 1-0'dan sonra inanılmaz bir çöküş yaşadı takımım. Bilmiyorum, belki üst üste gelen büyük maçlar, işte Anadolu maçları, işte lig maçları, kupa maçları bizi biraz yormuş olabilir fiziksel olarak. Çünkü fiziksel olarak da oynayan bir takımız. Bunun sebepleri, sorumlusu varsa benim tabii ki de. Araştırmasını da yapacağız, izleyeceğiz de. Ama dediğim gibi bugün orta sahada özellikle bir tık daha kuvvetli bir kadroyla sahada olabilirdik ama o yabancı sınırlamasının bizi engellemesi maalesef biraz daha ofansif bir kadroyla sahada olmamıza neden oldu diyebilirim. Ama dediğiniz doğru, 1-0'dan sonra yaşamamamız gereken bir çöküş yaşadık sahada. Çok teşekkürler, sağ olun, iyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar.